Alo Mustafa. Bursa'ya gidiyoruz. Ha Bursa. Oyun oynamaya. İşin gücün yok mu? Bir çağırıyorsun İzmir'e gidiyoruz, bir çağırıyorsun Bursa'ya gidiyoruz. Ben oyun oynuyorum, oyun inceliyorum. Bak Phantom Liberty kaldı. Oğlum sen onu İzmir dönüşü yapmayacak mıydın zaten? Ha? İzmir dönüşü yapacaktın oğlum. Zamanla yapmadın. Bana ne yalandan yere bahane buluyorsun yani? Abi sen Ekim ayının farkında değilsin galiba. Bak döndük. Miraj geldi. Phantom Liberty geldi. Enomary Agent'ın demosu geldi. Yetmedi. Adamlar İzmir videosunu izlemiş. Demişler ki gelin bizim de oyunumuzu oynayın. Bizim de videomuzu çekin. Ne diyeyim şimdi adamlara? Ne diyeyim yani? Çok haklısın abi. O zaman oyun sektörüne yeniden yön vermeye. Ve evet sonunda geri döndük. Peki bu hikaye nasıl başladı? Detayları anlatalım. İzleyenleriniz bilir. İzmir'de bir oyun stüdyosunu ziyaret ettik ve onların bir VR oyunu vardı. Bitmişti hali hazırda. Onu denemek için gittik geldik ve bu videomuzu izleyen Bursa'daki Peak Interactive'de bizlere bir davet gönderdi. Dediler Bursa'ya da gelir misiniz? Neden olmasın? Ve gittik. Güzel bir ziyaret oldu. Güzel, verimli, faydalı bir görüşmeler oldu. Biz aslında orada birazcık şoka uğradık. Ondan bir bahsetmeliyim. Biz baştan sona bu oyunun karakteri kontrol edebileceğimiz, yürüyebileceğimiz işte böyle klasik bir VR oyunu olduğunu düşündük. Bitmiş yani, bir oyun. Evet, bitmiş bir oyun olduğunu düşündük. Hani bir şeyler deneyeceğimiz sandık. Ama bizim aslında oradaki amacımız, bizi çağırma amaçları bu oyunun gelişimine etki etmemizi istemeleriymiş. Bu aslında başta bizi ya biz hani şu oldu bizden. Bitmemiş oyuna mı geldik şimdi? Duygusuna kapılmıştık. Lakin sonrasında bir oyuna dokunmaya başladık biz orada. Evet. Yani oyunun gelişimine, oyunun serüvenine, oyunun bölüm tasarımlarına, hikayesine, müziklerine bir an kendimizi oyun inceleme kısmından çıkarıp oyun geliştirme kısmında bulduk ve bu beni daha çok mutlu etti. İyi ki de oyun bitmeden bizleri çağırmışlar ve hem bir oyun geliştirme aşamasında neler yaşandığına birinci gözden şahit olduk. Hem de buna katkıda bulunmuş evet, olduk. Bu ya bence çok gurur verici bir şey. Çok güzel. Ve ben ekibi de buradan şimdiden daha onlar hakkında konuşmaya başlamadık ama şimdiden tebrik etmek istiyorum. Mükemmel insanlar. Ya hani o kadar böyle gözümüzün içine baktılar ki biz konuşurken. Çok saygılılardı. İşlerine çok saygılılardı ve bu işi yapan insanlara çok saygılılardı. Ve farklı bir pazardalar. Meta'ya. Evet. Yani Meta evet bizim ülkemizde VR en azından daha çok biliniyordur. Meta daha farklı bir versiyonu. Kablosuz bağlantıyla Bluetooth'ta. Adamların hedefi şuymuş abi. Sen mesela VR'ı bilgisayara bağlayıp oynayabiliyorsun. Okey. Ama Meta'nın farklı bir olayı var. Yolda giderken arabanın arkasında bir çocuk oturduğunda ya da sıkıldın mesela bir yemek yiyeceksin. İşte VR'ı kur, kabloyu kur, oyunu optimize et bilmem ne bir vaktin yok. Hani kısa bir yarım saat takılayım yemeğe gideceğim. Manita çağırıyor o hazırlanırken takılayım. Abi Meta'ya giriyorsun. Yalnız kablosuz her yerde oyun oynuyorsun. Sözünü kesiyorum. Yenge hazırlanırken bu oyunu oynayamayız. Meta'yı kullanamayız. Yani bu VR gözlüğü kullanamayız. Çünkü 40 dakikalık bir ısınma süresi var. Evet. Tamam evet, o yüzden evet, sıkıntı var. Yani yengeyi beklerken olmaz. Ama bir şey hoşuma bak. Onu da bir açalım. Her oyunda yok. Mesela evet. Resident Evil Capcom'un yaptığı devasa bir oyun. Resident Evil normal bir Meta oyununa göre daha az ısındırıyor sistemi. Ama çok daha üst grafiklere sahip. Daha optimizasyona zor bir oyun olmasına rağmen optimize edilmiş. Capcom orada bile başarısını göstermiş. Başarısını göstermiş. Ama bak Meta öyle bir pazar ki yani demiş ki bunda bizim payımız çok büyük. Yani Meta'nın zaten payı çok büyük burada. Yani Meta optimizasyon tarafında büyük işler yapmış, yardımcı olmuş Capcom'a. Şimdi Peak Interactive'e biz dönelim geri. Peak Interactive Türkiye'de daha önce eşine benzerini çok fazla rastlamadığımız hatta belki de birçoğunuzun ilk defa burada duyacağı bir olay yapıyor. VR'ın Hyper Casual'ı dediğimiz o olayı yapıyor. Ve VR'ın Hyper Casual olmak bence çok mantıklı. Çünkü globalde Hyper Casual özellikle çok büyük ses getirirken bizim ülkemizde de büyük büyük paralar kazandırıyor oyun firma. Türkiye'de bu hyper casual olayı tamamıyla mobil tarafında yoğunluk göstermişken globalde aynı yoğunluğu meta kısmında da evet. Göstermeye başladı. Burada geliştirici firmayı tebrik etmek lazım. Aslında evet. Güzel bir analiz yapmışlar. Dediğim gibi boş vakitlerde hyper casual mobil oyunlarla vakit harcıyoruz ama yurt dışında adamlar daha lüks, daha rahat bir yaşam sürüyor. Ekonomileri çok daha iyi. Çok daha rahatlar. Dediğim gibi evde otururken, yemeği beklerken ya da ne bileyim yolculuk ederken en ufak aklınıza ne geliyorsa bir boş vakitte gözlüğü kafasına takıp rahatlıkla eğlenebilecekleri ve farklı bir dünyaya geçiş sağlayabilecekleri bir imkanı kullanmış oluyorlar. Evet. Bundan dolayı kendilerini tebrik ederiz ama biz hala tüm firmalar dediğimiz gibi PC alanında da bekliyoruz. Çünkü bizim de alanımız orası. Evet. Ama bu sayede biz de VR tarafını çok fazla deneyimliyoruz son birkaç zamandır. Ve bu pazarla ilgili de hem oyun tarafında hem pazar tarafında bilgi sahibi olduk. Çünkü araştırmadan gitmiyoruz hiçbir yere. Ve yaptığımız araştırmalarda biz zaten firmanın kendisine de bu soruyu ilettik. Amacınız ne dedik? Acaba bizim araştırmamız doğru mu? Amaçları bizim tahmin ettiğimiz gibi mi? Tam da öyleymiş. Abi dedi ya bu baktığımız zaman metal pazarında
muadilini birçok şeyin bulamıyorsun. Ama ben Steam'e piksel art bir oyun da çıkarsam, Steam'e AAA bir oyun da çıkarsam ama o kadar çok muadil var ki pazarda kaybolma riskim var. Ama olmayanla stüdyomu geliştirip, ekibimi geliştirip, ekibime yeni yüzler alıp ya da ekibi bozan yüzleri çıkartıp daha kaliteli bir ekip oluşturup, aile ortamı oluşturup olmayan pazarda var olup sonra buraya yönelmek istiyorum dedi. Bence çok mantıklı ve birçok oyun firması bunu bu yolu izleyebilir. Burada geliştirici firma gerçekten hakikaten kaliteli insanlardan oluşmuş. Farklı fikirlere, farklı düşüncelere saygı gösteriyor. Evet. Şimdi son zamanlarda şöyle bir sıkıntı var oyun sektöründe. Oyun sektörü büyük bir pazar. Çok büyük. VR'ı bir yandan, Steam'i bir yandan, bilgisayar oyunları, mobil oyunları. Parası olan her yatırımcı artık oyun sektörüne girmeye başladı. Oyunları eskiden oyun severler, oyun tutkunları yapardı. Evet. Oyun geliştiricileri yapardı. Ve çok fazla da oyun çıkardı ya. Yani. Şimdi ise oyunu yatırımcılar yapıyor. Herkese bu geliştirici firmamız da yine bulmuş olduğu bir yatırımcı sayesinde evet. oyunu yapmaya başladılar. Lakin biz orada yatırımcıyla da oyun konuşuyorduk. Ya Erbil abinin şöyle bir olayı var. Bir yatırımcı bak bir oyun kötü çıkıyorsa bununla yatırımcının çok büyük payı var. Bir oyun aşırı ise bu yatırımcının başarısıdır. Neden? Mesela Cyberpunk niye kötü çıktı? Yatırımcı darladı. Kardeş oyunumu artık verin. Kardeş artık bir şey gösterin. Yatırımcı şunu yaptığı zaman rahat olun beyler. Sıkıntı yok. Yayın. Hani tamam gelirimiz bu. Bunun dışına çıkmayalım ama lütfen rahat olalım. Ama rahat olurken de işin bokunu çıkar. Hani bak bu şekilde olduğunda yatırımcı ekibinin yanında olduğunda, oyunun yanında olduğunda oyun başarılıdır. Şimdi indiren niye çok başarılı? İndiren niye her şeyi deneyebiliyor? Bu firma da bir nevi bir indi aslında. Kesinlikle. Çünkü yatırımcısı darlamıyor. Yani sen bana bağlı değilsin diyor. Sen adam kendi evindeki figürleri getirmiş, ofisi hatırlıyorsun yani kendileri anlattı. Ofisi açmış, istediğiniz gibi kullanın demiş. Yatırımcı budur işte. Oyunun gelişim sürecine bizzat etki ediyor. Çok büyük. Evet oyunu geliştirmiyor, yazılım kullanmıyor, ya da başka bir tasarım yapmıyor ama her şeyi sunuyor. Ama bunu yapanlara öyle bir ortam sunuyor ki ve rahatlık veriyor ki adamlar daha rahat şekilde çalışabiliyor. Bu sadece oyun alanında da değil. Ben çok farklı bir alanda çalışıyorum. Benim mesela yöneticim, bana para veren kişi, müdürüm beni ne kadar darlarsa ben o kadar stres yaparım. Hı hı. Ama burada işte Erbil abi gibi oyunun gelişimine katkı nasıl sağlayabilirim diye düşündüğün zaman çok harika şeyler çıkacaktır. Ha ilk oyundur. Gelişim aşamasındadır. Biz de Hürriyet'e söyledik onlara. Erbil abi bak bunu buradan muhakkak çıkar. Bu böyle olmaz. Hatta oyunda konuşalım. Oyunu konuşmadık doğru düzgün. Oyunda konuşalım. Oyun dediğimiz gibi klasik bir VR oyunu değil aslında. Oyun VR tarafındaki bir hyper casual. Roller Coaster'ı birçok izleyicimiz biliyordur. Ya da o tarz oyunları biliyordur. Burada da bir vagondayız. Bu vagonda elimizde işte iki elimizde kullanabiliyoruz. Bir silah alabiliriz, bir bıçak alabiliriz. Sen oyuna mesela orada bir etki ettin. Necmettin abi şunu söyledi. Ya abi ki elimizde silah varsa bir noktadan sonra bu oyuncu sıkar. Ne kadar hyper casual olursa olsun sıkılır oyun. Yani farklı bir mekanik şart buraya dedi. Mesela oyuna bomba atar tarzında bir mekanik eklenecek ama bu işte sol ele alma olmayacak. Bu vagona ait bir silah olacak ve istersek silah köşeye bırakıp vagonda da aksiyona girebileceğiz. İstersek bomba atabileceğiz. Yani farklı farklı mekanikler de bu oyuna eklenecek ve gerçekten bir oyuna dokunduğumu hissettim. Modellemeler çok iyiydi. Modellemeleri gördük. Ben dibim düştü modellemelere. Bir hyper casual için bence çok üst seviyeydi. Ben şey dedim hatta orada tasarım yapan arkadaşa. Dedim sen bunu VR'a çıkartma. Evet. Bilgisayara çıkart. Sen, çünkü evet. Burada bu modellemeler VR'da kaybolup gidecek. Ne kadar kaliteli VR kullanırsan kullan. Çünkü VR'da çözünürlük düşecek ister istemez. Her türlü düşecek. O yüzden ki bu modellemeleri en azından bir yerde tut. Bilgisayar oyunda kullanalım. Bir de adamların ya burada oyun geliştiricileri özellikle tebrik edecek de şimdi söyleyeceğimi. Başarılı bulduğum bir olaylarda ne biliyor musun? Hem Unity'den hem Unreal'dan ayrı ayrı render ayrı ayrı modelleme yapmaları ve oyunun hem high hem de low ayarlarını ayrı ayrı motorlarda tasarlayıp başka bir motorda bir araya getirip bu şekilde oyun çıkarmaları. Lan bu genelde VR oyunlarında ya da roller coaster'larda şu çoktur. Bir resim olur. Sen o düz duran resmin uzatılır o resim. Düz duran resmin önünde ilerlersin ve bu mide bulandırır. Benim öyle bir oyunda deneyim ettim orada. Sonum buydu. Şu an görüyorsunuz. Hayır bu köpekle dertleşim. Yani böyle olaylar da yaşadık. Ama mesela gerçek modellemelerin bulunduğu işte her santimetre karesinin modellendiği bir oyunda bu kesinlikle yaşanmıyor. Yani çok farklıydı ve burada tebrik etmek istiyorum. Her motoru ayrı ayrı modelleme, hepsini oyuna senkronize etme. Bu ya çok büyük hareket. Bu adamlar bu işe aşık. Daha da büyük bir hareket söyleyelim. Tabii. Biz orada şunu konuştuk arkadaşlarla. Dedik ki bu oyunun oynanış süresi ne olacak? Onlar da henüz tam karar vermemişlerdi. Evet. Hatta dediler ki bize sizce ne olmalı? Hani evet. Nasıl yapalım? Nasıl edelim? İşte orada bir fikir telakkesinde bulunuyoruz ya arkadaşlar. Adamlar hep fikri açıktı işte. Ya adamlar hiçbir zaman biz bunu istiyoruz demedi. Siz oyuncu olarak ne görmek istiyorsunuz dedi.
Benim bir oyuncu olarak sen de bir oyuncusun. Görmek istediğin şey şu değil mi? Ben oyuncu olarak istediğimi görmek istiyorum. Oyuncu olarak şunu görmek istiyorum, bunu görmek istiyorum dediğin her şeyin oyunda sana verilmesi değil mi zaten? Kesinlikle öyle. Yani işte bu oyun yapımcıların çok dikkate alması gereken bir olay. Oyuna gelelim. Roller Coaster tarzı dediğim gibi bir vagondayız. Vagonda ilerliyoruz. Bu vagonda ilerlediğimiz sürece tünelde, vadide, çölde, bambaşka bir ortamda bu tabii ki yine geliştirilecek. Biz yine fikir alışveriş yapacağız, konuşacağız. Designler, level designer değişecek. Görüşmeye çünkü daha çok devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Belli. Ve burada üzerimize gelen zombileri vurarak, bu zombiler sadece hani belli noktalarda poligon gibi durmuyorlar. Üzerimize geliyorlar, bizi darlıyorlar, vagona atlamaya çalışıyorlar. Farklı mekanikleri kullanarak onları kendimizde uzak tutmaya çalışacağımız çok başarılı bir oyun olacak. Hyper Casual seven adam bu oyunda sever. Şu aşamada oyun 3 bölümden oluşacak gibi duruyor. İşte vagon bölüm dediğimiz tünel bölümü. Sadece bütün bölümler vagonla oluşmayacak. Dedim ya 3 bölüm olacak dedim. İşte vadi bölümünde normal yürüyeceğiz zaten. Evet. Ondan sonra son bölümde de işte o gözlem kulesine çıkıp oradaki zombileri oradan kaldıracağız. Şimdi yürüme olayını da onu da söyleyelim mi? Henüz net değil bakın. Son bölüm okey. Son bölüm olacak. Dediğin o bölüm olacak. Yürüme konusunda hala tartışmalar devam ediyor. Biz de konuşuyoruz ekiple. Onu oturtabilirsek. Çünkü Hyper Casual ve Meta RAM tarafında biraz daha VR'a teknik göre. Teknik imkanlar. Evet. Teknik imkanlar tarafında biraz hatta bayağı haklı. O yüzden o konuşuluyor. İkinci bölüm soru işaretini olacak ama vagon ve sniper bölümü %100. Bu yani oyun bu. Ben Tip Interactive'e bizi davet ettikleri için gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Biz çok güzel ağırlandık. Bizim sözümüzde itimat etmeleri, onların bizlere fikir vermeleri, bunlar oyun sektöründe çok değerli şeyler. Ve biz buraya, bu noktalara, bu oyunlara kimsenin hiçbir desteğini almadan değindik ve bu bana gurur veriyor. Bu seyahat bana şunu kattı. Hem bir oyuna dokunduk, hem bir oyunun gelişim sürecine müdahalede bulunduk ve o oyun çıktığı zaman evet diyeceğiz ki şuradaki tasarımın fikrini biz vermiştik. Çok bambaşka bir duygu. Bununla beraber bizim de gelişimimize çok büyük katkı sağladı. Çünkü biz VR teknolojisine uzağız, VR oyunlarına uzağız. Ama böyle uzak olmamıza rağmen gidip oyunları orada denemek, gelişim sürecinde onları görmek demek ki böyle buluyormuş. Evet. Hani biz şey yapıyoruz ya, bazı noktalarda işte ya optimizasyonda çok kötü çıkmış oyun. Ama neler çok neler kötü yaşıyorlar. Lan ya abi, hani dediğin gibi işte Unreal'dan ayrı bir modelleme alıyorlar. Unity'den ayrı bir modelleme alıyorlar. Onu alıyorlar. Meta'ya aktarıyorlar. Oradaki poligonları lan abi siz hakikaten takdir ettim. Kaç dakika ara sahne izliyoruz bazı oyunlarda ya. Adamlar 10 saniyelik ara sahne için bile kaç motordan render alıyor. Ben her zaman şunu diyorum. Hiçbir oyuna çöp diyemeyiz abi. Diyemeyiz bak abi. Ben bunu her zaman söyledim. Oyun ha, yok mu çöp olana yapma. Erzurum'a da derim be. Ya bak, o ayrı bir konu. Bir ekibin çalışması. Erzurum oyunu tek bir kişi tarafından yapıldı. Ya mesela farklı bir düşünce de bence var. Tamam. Tek bir kişi tarafından yapıldı ve farklı bir düşünce de yapıldı. Hadi bir çay koyalım da içelim bari. Keyfimiz yerine gelsin. Sana ama bir şey diyeceğim. Beni lütfen bir daha gecenin 3'ünde 4'ünde arama. Sabah ara. Bir gün ben yine geleceğim. Takdir valide oyun konuştum lan ben seninle. Ne yapayım oğlum? Bana telefon geldi, seni aradım. Bağırma lan. Seviyorum seni. İzlediğiniz için teşekkürler. Sen şeyi yap, klasik. Ha, bitiriyor muyum? Tamam. Tamam o zaman. Sen git çay koy, ben o zaman kapanış yapayım. Bence senle yap. Lan oğlum karar ver lan. Ha, senle yapacağım. O zaman gel o zaman, bitirelim o zaman. Gel. Çok güzel kapanıyor. Buradan bizi davet ettikleri için Tik Interactive firmasına çok teşekkür ederiz. Oyun geliştirme sürecinde kendilerine gerçekten canı gönülden başarılar dileriz. Bunun gibi diğer Türk geliştirici arkadaşlara da VR olur, PC olur. Steam'de olur, konsolda olur, hiç fark etmez. Bizim maksadımız şu. Mobil olmasın. Mobil lütfen olmasın. Mobil lütfen olmasın. Çok fazla var. Evet. Bizim amacımız şu. Tek başımıza Türk oyun sektörüne bir katkıda bulunmak istiyoruz. Hep eleştiriyoruz ya, Türk oyun sektöründe bir şey çıkmıyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun geliştirilme sürecinde ne kadar katkı sağlıyoruz? Bizim gücümüz bu kadar yetiyor. Gücümüz yettiğince de bu gibi projelerin içerisinde olmaktan büyük keyif bunu alıyoruz. Bunu duyuyoruz. Ki biz Bursa'ya gidip gelirken toplam gerçekten samimi söylüyorum 4 saat uykuyla ayakta durduk. Niye bunu yapıyoruz? Bu sektör gelişsin. Kavga ederek, onunla bununla çatışarak, şu iyi bu kötü, sen şunun şakmasısın, ben bunun şakmasıyım. Ya bu birisini eksa ağız anlamaya nasıl soksan. Sen konuşuyorsun da bu dramalar bitmeyecek bu sektörde. Çünkü insanlar bundan para kazanıyor. O zaman biz bu kutlu mücadelemizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Aynen. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.